Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de farklı bir koya geldik. Daha doğrusu koya inmedik. Birazdan şu aşağıdaki koya ineceğiz. Karşıdaki Yunan adalarını görüyor musunuz? Hava çok güzel. Harika bir Kasım. Datça harika. Doğa daha bir harika. Şu anda etrafta herkes zeytin silkiyor. Yoğun hummalı bir çalışma var. Koy Kindos yolu üzerinde. Aşağıda gördüğünüz gibi çok güzel bir deniz var. Adı Bağlar Özü. Kindos tarafına gittiyseniz belki uğramışsınızdır ya da adını duymuşsunuzdur. Dediğim gibi Datça yolunuz düşerse bu koya da uğrayın. Yakın zamanda bu çektiğim kamera görüntüsündeki bakirlik bence kalmayacak. Çünkü bildiğim kadarıyla aşağıdaki koya yat limanı yapılıyor çok yakın zamanda. Uzun zamandır söyleniyor ama bence artık sona gelindi. Birazdan aşağıda ineceğiz. Orayı da göstereceğim size. Şöyle harika havanın eşliğinde Yunan adalarını görebiliyoruz. Şu ada hangisi acaba? Bilenler yazabilir mi? O kadar açık ve net gözüküyor ki. Şurada bir ada daha var. Eray Bey, siz biliyor musunuz bu adaların isimlerini? Bilmiyor musunuz? Olmadı şimdi. Bunları da araştırmak lazım aslında. Ne kadar yakınız. Ben şimdi sizi manzaranın güzelliğiyle baş başa bırakıyorum. Birazdan aşağıda tekrar buluşuyor olacağız. Gene unutmadan söyleyeyim, dijitallerinden dolayı kameralarda gene görünmüyor olacağım. Yanınızda çay varsa içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bank koymuşlar buraya. Cem Bey birazdan burada yemek yiyecek. Koya bu yoldan inilmiyor. Aklınızda olsun. Devam ediyorsunuz. İleriden iniliyor. Burada manzarayı izleyebilirsiniz. Bu mevkinin adı Bağlıbelen. Aklınızda olsun. Yazıköy'den Kindos'a doğru giderken sol tarafta görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yukarıdan aşağı koya indik. Bu videoyu Kasım ayında çekiyoruz. Yani İstanbul'dan ilk geldiğim dönemde olsaydı herhalde şu anda harika denize giriyor olurdum. Güneşin güzelliğini, suyun güzelliğini görebiliyor musunuz? Muhteşem. Bu koyun adı Bağlar Özü. Kindos'a giderken sol tarafta görüyor olabilirsiniz. Bu koyun özelliklerinden bir tanesi de Datça hurmasını, meşhur Datça hurması olan palmiye ağaçlarını burada görebilirsiniz. Böyle bir güzellik başka nerede var acaba? Harika. Evet, baba orada geliyorlar. Şöyle ileri koyun sonuna doğru da yürüyor olacağız. Ne kadar berrak. Hava da çok güzel. Karşıdaki Yunan adaları gayet net bir şekilde gözüküyor. Burnumuzun dibinde bu kadar Yunan adası. Kindos'a giderken mutlaka bu koya inin. Bir suya girin. Datça hurmasını görün. Şöyle yürüyelim koyun sonuna doğru bakalım. Ben buraya gelmeyip bu tarafta giriyordum suya. Ama burada bu tarafta kayalık alan. İleride ise kumluk alan varmış. O tarafa doğru hiç yürümemiştim, hiç girmemiştim. Hadi bu kamera için gidelim bakalım o tarafa. Gerçekten kumluk mu? Benim için kayalık olması, kumluk olması çok büyük bir değişiklik oluşturmuyor.
Önemli olan suyun berraklığı ve temizliği. Ama kum olmasını istiyorsanız ilerisi kumluk olduğunu söylüyorlardı. Şimdi gidip bakalım gerçekten orası kumluk muymuş. Çok güzel. Sakin, huzurlu bir Akdeniz istiyorsanız buyurun size. Hatta şurada kocaman büyük bir ağaç var. Şimdi birazdan onu size göstereceğim. Çok severim ben deniz kenarına kalabalık ve yemekli gelmeyi. Şu ağacın altına geçip kalabalık ailenizde piknik yaptığınızı düşünürseniz gayet güzel. Değil mi? Oh, yiyeceksin, içeceksin, denize gireceksin, kahkaha atacaksın, arkadaşlarınla, ailenle mutlu olacaksın. Harika. Laçya'ya geldiğimde bu koylara ilk gelme hikayelerimi hiç unutamıyorum. Çok gözümün önünde. Bir kere Datça'da yaşamaya başladıktan sonra, özellikle Betçe bölgesinde yaşamaya başladıktan sonra hep size söylüyorum. Yemek konusunda sıkıntı yaşadık. Mesela şimdi çıktık, buraya geldik, bu harika doğada vakit geçirmek istiyoruz ama yemek yok. Lokanta yok çünkü. Ne yapıyoruz? Ben bunu 2-3 defa boş geldikten sonra anladım ki evet, bir yere çıkıyorken mutlaka yanımızda yiyecek bir şeyler almamız gerekiyor. İlk Bağlar Özü'nü keşfe geldiğimizde abimizi tiyatroya bırakmıştık. Tiyatro kursuna gidiyordu o zaman. Cem Paşa karnımda. Buraya gelip sahilde Eray Baba ile piknik yapmıştık. Çok hoşuma gitmişti. Sakin, sessiz, kimse yok. Denizin sesi. İçini ısıtan bir güneş. Karnını doyuracağın harika. Yanındaki yemekler. Çok güzel. Dediğim gibi yolunuz düşerse mutlaka bu koya doğramayı unutmayın. Beni de hatırlamayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Akdeniz'den kocaman selamlar iletiyorum size. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.